Adıyaman'ın en önemli ürünlerinden birisi badem. Özellikle Çağatay ilçesinde çok büyük badem bahçeleri var. Şu anda bulunduğumuz yer 240 dönümlük bir arazi içerisinde 8500 tane bademin bulunduğu bahçe. Ancak ürün para etmediği için bu ağaçların hepsi teker teker kesiliyor ve odun olarak oduncular pazarında satılacak. Para etmediği için herkes bademleri söküyor. Yani nasıl? Ben odun tüccarıyım. Ekibimi aldım, geldim buraya. Kısmetse hepsini kesip çıkartıyoruz ama yani bu kadar emek, bu kadar şey hepsi ziyan oluyor. Çünkü 15 yaşındaki ağaçlardır. Bu kadar emek, bu kadar şey ama devletimizin verdiği o düşük badem fiyatı hepsini etkilediği için herkes bademleri sökmeye başladı. Bunun harici kaç arkadaşla da görüştük. Kısmetse bu bittiği zaman bizim kaç yer daha kesmeyi düşünüyoruz yani. Yürüyoruz ha, bunu bunları götürüp fırınlara. Biraz bunu sobalık için de kullanıyoruz. Bademler vermediği için hepsini söküp getiriyoruz. Yani niye böyle oluyor peki, sebep ne? Verim para etmiyor, verim vermiyor. Yani kazancı az oluyor. Çatıdaki bütün bahçeleri sökecek misiniz? Yok. Bazılarını söküyoruz. Diğerlerini biraz bekletmeye bıraktık. Bu sökülen ağaçlar ne olacak? Valla onları işte fırınlık yapıyoruz, sobalık yapıyoruz. Kullanıyoruz yani. Badem 16 yıl önce bizleri yetkililer arayarak bademde dışa bağlıyız. Çiftçilerimize badem diktirelim. Ve bu bademin Türkiye piyasasında ihtiyacı var. İspanya'dan, Amerika'dan badem gelmektedir. Biz bu bademin açığını kapatalım. Biz de çiftçilerimizi örgütleyerek, toplantılar yaparak, geziler yaparak, bahçeleri gezdirerek çiftçilerimize böyle bir şeyin olduğunu, çok güzel bir faydası olacağını anlattık çiftçilerimize. Ve 15 yıl önce ilk dikilen bahçelerimizden biri. 240 dönüm bahçe, 8500 ağaç var. 15 tam verime gelmiş ağaç. Fakat bademin para etmemesinden dolayı bu bahçeler sökülmekte. Ve bu bir milli servettir. Bu bahçelerin korunmasında Tarım Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün çok büyük emekleri var. Bizlere destek verdiler bu bahçelerin dikilmesi için. Biz bahçe diktik. Adıyaman çiftçimiz çalışkandır. Verilen işi yapar. Biz üretmekte hiçbir sıkıntımız yok. Fakat bunun satışına gelince satamıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi Kağıtlarımıza bir fabrika yaptı. Fabrikada işleme fabrikası yapınca çiftçilerimiz daha bir güven alıp daha da yeni bahçeler dikmeye başladılar. Bugün yalnızca Kağıtlarımızda 70 bin dönümün üzerinde ekili badem bahçelerimiz var. Fakat Tarım Kredi Kooperatifinin 4000'e yakın marketi bulunmaktadır. Fakat bugün Güneydoğu'da, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yalnızca 1750 tonluk bir kapasiteyle kota açmış ve o kotanın dışında almayacağım diyor. Fakat yalnızca Adıyaman'da 10.000 tonun üstünde badem bulunmaktadır. Rekolte bulunmaktadır. Bugün tarım kredi almayınca mecburen çiftçi üreticilerimiz tüccarın kucağına düşmekte. Ve bu tüccarın verdiği fiyatlarda üreticinin emeğinin karşılığını alamayacağını görünce çiftçilerimiz badem bahçelerini tek tek sökmeye başlıyorlar. Bu badem bahçesinden başladı. Şimdi odun alan arkadaşlarla, bahçeye alan arkadaşlar, odun karşılığı söken arkadaşlarla görüştük. Ve diyor çiftçiler bize müracaat ediyor. Gelin odunları sizin olsun, bahçe sizin olsun, gelin yeter ki sökün götürün diyor. Ve bu bir milli servettir. Yani bir an önce bunun önüne geçilmesi lazım. Bu tarım kredinin kotayı yükseltmesi lazım. Yani tarım kredi İspanya'dan, Amerika'dan da değil de Adıyaman çiftçisinin bademini alsın. Ve giden çiftçi üretici arkadaşlarımız bugün itibariyle 11 gündür sırada beklemektedirler orada. Tarım kredi kooperatifin fabrikanın sırası. 11 gündür. Hafta sonları alım yapılmıyor. Yani tarım kredi birlik çiftçileri yani usandırıp bahçeyi söktürmeye mecbur ediyor. Oh, 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 oh.